Evet arkadaşlar şimdi geldik 6. testimize. Zirve testimiz. Biraz uzun bir test olacak bence sorularda. Oldukça kaliteli. Soruların seviyesi de bence zorlayıcı. Dolayısıyla zorlandıysanız, çok zorlandıysanız bunda hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan bazı temel noktaları yakalamanız. Yani dolayısıyla bazı sorularda bazı öncüller sizin için tık diye gelmeli. O kısım çok önemli. Şimdi onlar neler zaten bakacağız, göreceğiz. Bazı öncüller dediğim gibi Doğrudan yani soruya bakıp böyle çok rahat net bir şekilde söyleyebileceğimiz şekilde olmalı. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Gene bir su buz problemi. Buzun içerisinde e, demir var. Demir hangi e, cisimde? Şekil 1'de demir var. Şekil 2'de ise tahta var. Bakalım şekildeki buz eritilirse sıvı yüksekliği ne olur? Önce ona bakalım. Şekil 1'deki buzu eritmek demek ben gene olayları... Mantıksal olarak iki aşamaya ayırıyorum. Zaten buz erince demir oradan ayrılıp zemine batacağına göre problemi oradan başlayayım. Diyelim ki ilk önce demir ayrıldı, zemine geldi, buzda ne oldu? Bir miktar serbest kaldı, yukarıya doğru çıktı. Sıvı seviyesi azaldı, buz artık yukarıda erimeden kendi kendine duruyor. Demir bilyede aşağıda. Buz eridiği zaman sıvı seviyesi ne olmayacak artık bu dakikadan sonra? Değişmeyecek. Peki başlangıçta buz yükselirken sıvı seviyesi ne oldu? azalmış oldu. Dolayısıyla totalde azalmış olacak. Bu doğru. Şekil 1'deki buz eritilirse kap ağırlaşır demişiz. Oldukça mantık işte. Bu yani oldukça böyle mantık dışı bir şey. Bu öncülü görür görmez söylemeniz lazım. Ee, şeklin şeklin içinde bir buz var. Buzun kütlesi var. Demir var, suyun kütlesi var. Buzun kütlesi de suyun kütlesine dönüşecek. Demir olduğu gibi kal kalacak. Kütlede bir değişiklik yok dolayısıyla herhangi bir ağırlaşma burada beklemiyorum şekil 2'deki buz eritilirse kap tabanındaki sıvı basıncı değişmez. Yani sıvı derinliği, sıvı yüksekliği değişmez demek istiyor. Önce şuradan başlayalım. Tahtayı buradan çıkaralım. Tahtayı şuradan çıkardım. Sıvının içerisine attım. Buza ve tahtaya etki eden toplam net kaldırma kuvveti değişti mi? Değişmedi çünkü buzun kütlesi değişmedi. Tahtanın kütlesi değişmedi ve buz yüzüyor. Tahtada yüzüyor. Dolayısıyla Başlangıçtaki o kaldırma kuvveti ağırlık dengesi son durumda da var. Buz burada şey tahta burada buzun dışına çıktı. Şimdi buz eridiğinde buz, buz eridiğinde sıvı seviyesini serbest haldeyken değiştirmediği için burada sıvı seviyesi değişmiyor. Dolayısıyla buz eritilirse kap tabanındaki sıvı basıncı değişmez. Çünkü sıvı seviyesi değişmez. Cevabım 1 ve 3 olacak. Dolayısıyla değişiklik diyorum. Devam ediyorum. ikinci soruyla. İçerisinde sıvı dolu bir kabın, zemininde bir su bardağı bulunuyor. Bardağın açık kısmı içerisine su girmeyecek şekilde kapatılmıştır diyor. Demek ki buraya su sızmıyor. Bardak bu şekilde zemine oturtulmuş. Bardağın yan yüzeylerini etki eden net basınç kuvveti sıfırdır. Aman dikkat! Genelde şununla karıştırılıyor şöyle bir cisim olduğu zaman etki eden basınç kuvvetlerinin biz sağa ve sola doğru olduğunu ve bunların dengede olduğunu söylemiştik. Ama burada basınç kuvveti yüzeye dik bir şekilde etki edeceği için şöyle biraz eğik bir şekilde etki edecek. Şurada da şöyle eğik bir şekilde. Bunların tabii ki yatay bileşenleri birbirine götürecek. Bardak durduk yere sağa sola gidemez onu biliyoruz ama... Bu eğik kuvvetlerin bir de aşağı doğru olan bileşenleri var. Dolayısıyla Bardağın yan yüzeyine etki eden net basınç kuvveti aşağı doğru olacak ve sıfır olmayacak bu öncül yanlış. Bardağı etki eden net basınç kuvveti sıfırdır demişiz. Şimdi bardağın üzerinde bu basınç kuvvetleri var. Bir de zeminde onu da farklı bir renkle göstereyim. Şöyle aşağı doğru bir basınç kuvveti var. Şu üç vektörün toplamı sıfır olamaz. Dolayısıyla bu da yanlış. Bardağı zemin tarafından uygulanan kuvvet bardağın ağırlığından fazladır. Şimdi bardağın üzerindeki kuvvetleri gösterelim. Bu bardağın ağırlığı olsun. Bardağın üzerindeki net basınç kuvvetini göstermek istiyorum. O da şöyle F basınç diye göstereyim. O da aşağı doğru. Zeminin tepki kuvveti de burada dengeleyici kuvvet olacak. Bardak zeminde dengede kalına göre. Dolayısıyla şuradaki tepki kuvvetinin cismin ağırlığından daha fazla olduğunu görüyorum. Çünkü bir de basınç kuvveti aşağı doğru. Dolayısıyla bu öncül doğru olacak. Bu soruyla birlikte şunu da söyleyelim. Yani bir sıvının içerisine attığımız bir cisme her zaman kaldırma kuvveti etki etmiyor. Sıvının alttan da girmesi lazım kaldırma kuvvetinin etki edebilmesi için. Burada yukarıdan da bir yani yukarıdan aşağı doğru etki eden net bir basınç kuvveti olduğu için aslında burada sıvı kaldırma kuvveti değil, resmen batırma kuvveti uyguluyor. Bu da oldukça ilginç bir gözlem. Bunu da söyleyelim. Cevabımız yalnız 3 B. Üçüncü soruyla devam edelim. Kapta bilyeler var. Bir miktar sıvı ve sıvının içerisinde bir kutu bulunmaktadır. Kutu ve kap içerisinde özdeş demir bilyeler konuluyor. Sıvı taşma seviyesine kadar yükseliyor demiş. Sıvı şu an taşma seviyesinde bekliyor. Taşma borusu kapatıldıktan sonra sıvı içerisinden bir bilye alınıp kutuya konulur ve sonra boru açılırsa kap ağırlığı azalır. Burada kapatmasının sebebi şu, bu cismi buradan alıp içeri koyunca yani bir cisimle elimizle onu çıkarıp almamız gerekeceği için elimizi sokunca su taşmasın diye önce bir kapatıyor. Yani şöyle söyleyelim, hayali bir şekilde buna dokunmadan bunu buradan getirip buraya atarsam sıvı seviyesi yükselirse buradan taşma olacak. Bakalım bu oluyor mu? Şimdi burada etki eden net kaldırma kuvvetine bakalım. Şu kabın ağırlığı kadar, şu bilyenin ağırlığı kadar, bu bilyenin ağırlığı kadar burada kaldırma kuvveti etki ediyor. Bir de bu bilyelere batan hacimleriyle orantılı olarak kaldırma kuvveti etki ediyor. Ben şuradaki bir bilyeyi alıp buraya koyarsam artık bilyeye bilyenin ağırlığı kadar kaldırma kuvveti etki etmeye başlayacak. Çünkü kap içerisinde o sistem dengede kalacak. Dolayısıyla net kaldırma kuvvetinde artış olacak. Net kaldırma kuvvetinde artış olması demek toplam batan hacimde de artış olması anlamına geliyor. Toplam batan hacim artarsa sıvı seviyesi yükselir ve taşma durumu olur. Dolayısıyla kabın ağırlığında azalma olur. Taşma olacağı için oldukça zorlayıcı bir öncül olduğu söylenebilir. Kutudan bir bilye alınıp sıvıya atılırsa su seviyesi değişmez demiş. Kutudan bir bilye alıp e, suyun içerisine attığım zaman net kaldırma kuvvetini azaltmış olurum. Neden? Bir buraya koyduğum zaman billiği dengeleyen kuvvet artık sadece kaldırma kuvveti olmuyor. Bir de zeminden bir tepki kuvveti geliyor. Dolayısıyla ben billiği buradan alıp aşağıya indirdiğim zaman o birliği yani o birliği üzerinden sisteme etki eden net kaldırma kuvvetini azaltmış oluyorum. Bir de devreye tepki kuvveti giriyor. Ben olayı sistem olarak düşünüyorum. Sistemimin ağırlığı var. Net bir ağırlığı. İşte oradaki kap, bilyeler, zemindeki bilyeler. Ne olmuş oluyor burada? Bilyelerden biri zemine oturduğu zaman zeminden bir tepki kuvveti oluştuğu için yukarıya doğru olan sistem üzerindeki net kaldırma kuvveti azaldığı için V batan azalır. Dolayısıyla sıvı seviyesi aşağıya iner. Su seviyesi değişmez demiş. Değişir, aşağı iner. Kutuya bırakılan ek bir bilye ile sıvıya bırakılan ek bir bilyenin taşırdıkları sıvılar, sıvı ağırlıkları aynı olur demiş. Eğer kutuya ek bir bilye koyarsam şöyle buraları temizleyeyim. Bir. Kutuya ben ek bir bilye koyarsam bu bu kap içerisinde o bilye kadar ağırlaşmaya sebep olacağı için kaldırma kuvveti de ne olacak? O bilyenin ağırlığı kadar olacak. Ama ben bu ek bilyeyi götürüp zemine yerleştirirsem buradaki e, kaldırma kuvveti bu bilyenin ağırlığı kadar olmayacak. Burada da kaldırma kuvveti kadar burada taşma yaşanacağı için çünkü V batan e, kaldırma kuvvetiyle orantılı olacağı için taşan sıvı da V batanla ilintili olacağı için kaldırma kuvvetindeki artış kadar taşma olacak. Ben buraya koyduğumda oluşan kaldırma kuvvetindeki artış zemine koyduğumdan daha fazla. Çünkü zeminde bir de şu tepki kuvveti var. İşte burası kritik. Dolayısıyla taşırdıkları sıvıların ağırlıkları aynı olur ifadesi yanlış olacak. Cevabım aşık. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Kesinlikle demiş. Buna göre düşüneyim. ABC sıvıları içerisinde özdeş cisimler dengedeymiş. Burada cisim sıvıdan daha az yoğunlukta. Cisim aslında burada A sıvısında yüzüyor. B sıvısında da yüzmek istiyor. Hatta bir de ip gerilmesi olmasına rağmen yüzüyor. Demek ki B sıvısının yoğunluğu cismin yoğunluğundan daha fazla. Bu cisim bu sıvıda yüzmek istiyor. Cismin yoğunluğu C'den daha fazla diyor. Yani aslında cisim diyor C'de batmak istiyordu diyor. Ben ipi kestiğimde burada cismin batıp batmayacağını bilmiyorum. İpi kestiğimde cisim bir miktar daha aşağı inebilir ama batmayabilir. Dolayısıyla bu, bu kesinlikten bahsedemem. Öz öz kütleyi burada yoğunluğu burada batıp batmama durumuna göre kıyaslıyorum çünkü büyüktür küçüktür gibi ifadeler var. Bakalım. Şimdi diyor ki B'nin yoğunluğu, B sıvısının yoğunluğu A'dan fazladır. O da C'den fazladır derken. Buradaki ip gerilmeleriyle ilgili durumlar durumlardan bana yorum yaptırmak istiyor. Ben şu burada bildiğim tek şey şu. Cismin yoğunluğu A'dan küçük çünkü cisim burada yüzüyor. Cismin yoğunluğu B'nin yoğunluğundan küçük. Burada da herhangi bir yorum yapamıyorum. Dolayısıyla bu cisimlerin üç cisminin yoğunluğu aynı olduğu için A'yı B'yi C'yi bu şekilde kıyaslayıp kesindir diyemem. Dolayısıyla buradaki kesinlik ifadesi yanlış oluyor. Tekrar söylüyorum. Hatta şöyle yazdığımda belki daha net görünür. DA büyüktür. D cisim olacak. DB büyüktür. D cisim olacak. Ve DC ile D cisim arasındaki ilişki hakkında herhangi bir şey söyleyemediğim için dolayısıyla burada A ile B arasında herhangi bir sıralama yapıp buna da kesin demem mümkün değil. Dolayısıyla bildiğim tek şey, emin olduğum tek şey burada bir de belirttiğim yalnız bir oluyor. Devam edelim. Kaplara farklı şekilde cisimler konulmuş. Başta aynı seviyede sıvı bulunmaktadır. Ondan sonra diyor ki bana. AB cisimleri 3 yani kutu AB, kutu AB, kutu AB bunların her biri ayrı ayrı konuluyor. Kap tabanlarındaki sıvı basınçlarını sormuş bana. Yani sıvı basınçlarını sormasının sebebi aslında hangilerinde sıvı seviyesi daha fazla olur diye soruyor. O da aslında şu hangisinde V batan daha fazladır diye soruyor. Çünkü V batan artarsa sıvı seviyesi artacak. V batan da doğrudan kaldırma kuvvetiyle ilintili olduğu için ben buradaki sistemlere etki eden net kaldırma kuvvetlerine bakayım. Şimdi incelediğim zaman B burada zemine oturmuş. B burada zemine oturmuş. Kap yüzüyor. Kap yüzüyor. A yüzüyor. A yüzüyor. A kabın içerisinde olabilir ama buradaki K ve L'de sistemlere etki eden net kaldırma kuvvetleri birbirine eşit. Neden? AB ve KAP'tan oluşan sistemin ağırlığı G kadar olsun. Şurada B'ye etki eden zeminde bir tepki mi var? Burada da aynısı söz konusu. Burada da sistemin ağırlığı aynı. O zaman bu iki sisteme de etki eden kaldırma kuvveti birbirine eşit olacak. Demek ki buradaki V batanlar birbirine eşit. Buraya geldiğim zaman... Burada sisteme, sistemi şöyle düşüneyim. Bütün kaldırma kuvveti sistemi tek başına taşıyor. Yani ne olmadan. Demek ki buradaki kaldırma kuvveti diğer taraftan daha fazla. Demek ki buradaki V batan daha fazla. V batan daha fazla olduğu için burada sıvı seviyesi daha yüksek olacak. Basınç da daha yüksek olacak. Dolayısıyla PM büyüktür. Nerede o? PK eşittir. PL diyebilirim. Sorunun cevabı B şıkkı. Bu da bence oldukça zorlayıcı bir soru. Devam ediyorum. İçinde hava boşluğu bulunan küresel bir buz parçası var. 0 derecede su bulunan bir kaba atılıyor. Kap çalkalanıyor. Çalkalama işleminden sonra buz erimediğine göre buz parçası hangi şekillerdeki bir dengede kalabilir demiş. Şimdi bu cisim küresel bir cisim olduğu için batan kısmı simetriktir. Dolayısıyla buna etki eden kaldırma kuvveti tam olarak şu şekilde ortadan bir yerden etki edecek. Ama bu cismin içerisindeki boşluk burada olduğu için bu cismin ağırlık merkezi şu orta çizgi ekvator çizgisinin üzerinde değil. Bir miktar sağda olacak. Soldan bir miktar kütle alındığı için dolayısıyla bu cismin kütle merkezi burada. Şimdi kaldırma kuvveti bu yönde. kaldırma kuvvetiyle şey ağırlık birbirine eşit olabilir ama burada herhangi bir noktaya göre şuraya göre tork hesaplayacak olsam sistemin üzerinde net tork oluşur ve sistem bu tarafa doğru Devrilir. Sistemin o tarafa doğru devrilmesi ne demek? Şuradaki boşluğun şurada olduğu gibi üste gelmesi demek. Boşluk üste geldiğinde ne oluyor? Olan şey oldukça güzel. Cisme etkiden kaldırma kuvveti şöyle daha aşağıdan etki ediyor. Ee, yani şöyle bir yerden etki ediyor. Önemli değil o tam olarak. Ee, daha ziyade şöyle söyleyelim. Cisme etki eden kaldırma kuvveti eğer şuradaysa cismin ağırlığı da şöyle daha aşağıda bir noktada kalabiliyor. Bu da Burada kararlı bir denge oluşmasını sağlıyor çünkü yukarı olan kuvvetle aşağı doğru olan kuvvet birbiriyle aynı doğrultu üzerinde ve kaldırma kuvveti burada yukarıda ağırlık merkezi de aşağıda kalabiliyor dolayısıyla bu buz parçası burada gösterildiği gibi dengede kalabiliyor. Şekil 3'teki durum çalkalamadan kaynaklı mümkün değil çünkü bu kısım üste doğru gelmek isteyecek. Sebebi ne? Hemen gösterelim. Burada kaldırma kuvveti batan kısmın yaklaşık olarak ortalama bir yerinden etki ediyor ama cismin ağırlık merkezi nerede? Cismin ağırlık merkezi biraz yukarıda kalıyor. Cismin ağırlık merkezi yukarıda, kaldırma kuvveti aşağıda olduğu için hani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Şöyle elimi bir tane cetvel alayım. Eğer ben bu cetveli şu üstte tuttuğum noktadan yukarı, altta tuttuğum noktadan da aşağı çekersem cetvel dengede kalabilir. Ama üstte tuttuğum noktadan aşağı bastırırsam, şekil 3'te ağırlıkta olduğu gibi Altta tuttuğum noktadan da kaldırma kuvvetinin olduğu gibi şekil 3'te yukarı doğru çekersem ve bu bir çalkalama esnasında denk gelirse sistem ne olacak? Aşağı yukarıya, yukarıya aşağı ettiğim için alabora olacak, yukarıya dönecek. Dolayısıyla şekil 3'teki gibi dengede kalamaz. E, çalkalama olayı gerçekleştiği için yalnız 2 olacak. Cevabımız bu. Hatta gemiler dizayn edilirken de gemilerin ağırlık merkezi aşağıda kaldırma kuvvetinin etki ettiği merkezde yukarıda yer alıyor. Dolayısıyla gemi dengede kalıyor. aksi takdirde gemi alabora olabilir. Ters yatabilir. Devam edelim 7. soruyla. Taşma seviyesine kadar dolu içerisinde 3 farklı sıvı bulunan kaba N cisimleri atılıyor. Hangi cisimler kabı ağırlaştırmıştır? Ben kabın bir kere hiç aşağısıyla ilgilenmeyeyim. Taşma seviyesinde K'ya attığım zaman buradaki sıvı taşıyacak. Taşan sıvının e hacmi K cisminin hacmi kadar olacak. Bu cismin zaten ağırlığını bulurken ne diyeceğim? VDG diyeceğim. Taşan sıvıyla K'nın yoğunluğu birbirine aynı olduğu için taşan sıvı da VDG olacak. Zaten taşırma kaplarından biliyordum. Dengede kalan cisim ağırlaşmaya neden olmayacak. Dolayısıyla K herhangi bir ağırlaşmaya neden olmuyor. K'nın şöyle üzerine çizelim. Gelelim L'ye, N'ye, M'ye. Aslında burada L, N, M üstteki sıvının içinde battığı için hani öyle biraz ezberimizden gidersek dibe batan ağırlaşmaya neden olacak. Ama sebebini şöyle açıklayalım. L burada V kadar sıvıyı dışarıya taşıracak. Hacmi V kadarsa. Ama L'nin ağırlığı şuradaki D yoğunluğuyla değil şuradaki D üssü yoğunluğuyla hesaplanıyor. Buradan taşan sıvı VDG. Şöyle taşan sıvı VDG. İçeriye gelen cisim V üssü v, D, üssü G. D üstü D'den büyük olduğu için D üstü D'den büyük olduğu için şurada yeşille gösterdiğim maviyle gösterdiğimden daha ağır. Dolayısıyla taşan sıvının ağırlığından daha ağır bir cisim sıvının içine atılırsa ne olur? Ağırlaşma olur. L'de ağırlaşma oluyor. N ve M'de de benzer gerekçelerle ağırlaşma oluyor. Dolayısıyla cevabım D şıkkı. Hangileri doğrudur diye sorulmuş birbirine yapışık değil. Yani bu ne demek? C batmak isterse batar, A yüzmek isterse yüzer. Demek ki A yüzmek istemiyor olabilir. C batmak istemiyor olabilir. Bunları benden düşünmem isteniyor şimdi. Şekildeki düzenekle ilgili yapılan A B'ye eşit olup C'den fazla olabilir. Şimdi A B'ye eşit olup yoğunlukları sıvıdan fazla olup batmak istese C'nin yoğunluğu da düşük olup C yüzmek istese sistem dengeye gelebilir mi? Gelebilir. Buraya bakalım. A ile C eşit olsun, B onlardan fazla olsun. Şimdi BC'den fazlaysa, BC'den fazlaysa BC'yi batırmak isteyecek C demek ki B'yi taşıyor. E C B'yi taşıyorsa C yüzmek istiyor. E A ile de C birbirine eşitse A da yüzmek ister ve yüzer demek ki bu doğru değil çünkü sistem bu şekilde dengede. Devam edelim. A'nın yoğunluğu B ve C'nin yoğunluğundan fazla olsun. A batmak istesin, B ve C yüzmek istesin. B ve C'nin yoğunluğu birbirine eşit ve A'dan küçük olur. O zaman bu da doğru olabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Cisimler yan yana sıralanıp serbest bırakılırsa cisme uygulanan toplam kaldırma kuvveti azalabilir. Eğer cisimler şöyle yan yana bırakıldığında bunlardan bir tanesi gidip zemine değerse zeminde bir tepki kuvvetiyle sistem artık dengeleneceği için sisteme etki eden toplam kaldırma kuvveti azalabilir. Bu da doğru olacak. Dolayısıyla hangileri doğrudur diye sormuş bana. 1, 3 ve 4 diyebilirim. 9. soruyla devam edelim. Oldukça klasik tarzda bir sorudur. İçerisinde gaz bulunan, gaz bulunan, su bulunan şekildeki kapta bir miktar buz e, su üzerinde yüzmektedir. Buzun sıcaklığı arttırılmadan tamamen eritiliyor. Yani sistemde bir sıcaklık değişimi yok. E, buzu eritiyoruz. Şimdi buzu erittiğimiz zaman bu buz küçülerek şu kadar bir hacim kaplıyor. Bunu konu anlatımında anlatmıştık. Dolayısıyla su seviyesinde değişme olmuyor. Yalnız şuradaki kısım ortadan gazın olduğu yerden kaybolduğu için Gazın hacmi artıyor. Gazın hacmi artınca da gaz basıncı ne oluyor? Azalıyor. Dolayısıyla P gaz burada azalacak. Şöyle biraz aşağı inelim. Biraz daha aşağı inelim. Üzerinde gösterelim. Gaz basıncı burada azalacak. Gaz basıncı azalırsa balon üstü, üzerindeki sıvı basıncı ve toplam gaz basıncı yani gaz basıncı azaldığı için toplam basınç azalacak. Balon bir miktar büyüyecek. Balon bir miktar büyürse balona etkeden kaldırma kuvveti artacağı için T artacak. Balon bir miktar büyüdüğü için, balon bir miktar şiştiği için haş da burada artacak. Şimdi akla gelmesi gereken bir tane soru var burada. Hocam haş da artarsa eğer su seviyesi yükseldiği için gaz basıncı e, tekrar arta artamaz mı? Gazın kapladığı yer e, azalacağı için. Burada benim şöyle düşünmem gerekiyor. Olay nasıl başladı ve nasıl devam etti? Hani benim sıramda. Önce ben gaz basıncını azalttığım için balon şişti. Zaten bu zeriyince ben mantıken gaz basıncının azalmasını bekliyorum. Balonun da şişmesini bekliyorum. Balon zaten bir kere şiştiyse su seviyesi artmıştır. Gaz basıncı da azalmıştır. Çünkü gaz basıncı azalmazsa zaten balonda şişmeyecek. Yani karışık matematiksel hesaplara gitmeden böyle bir denge kurabilirim. Bunu şuna benzetebilirsiniz. Burada şöyle bir detay açayım. Bu oldukça önemli. Sıklıkla bana da sorulan sorulardan bir tanesi. Her bir konuyu anlattığımda ister istemez soruluyor. Şurada A gazı var. Şurada B gazı var. A gazının sıcaklığını arttırırsam B'nin basıncı ya da A'nın basıncı nasıl değişir? Şimdi bazen şu düşünülüyor. A'nın sıcaklığını arttırırsam A'nın basıncı artardı. A'nın basıncı artınca da piston sağa gidince hacmi azalacağı için şimdi P artmak istiyor ama V artacağı için P azalabilir. Dolayısıyla P ne olacak? Hemen burada son duruma ben bakıyorum. Piston burada sağa doğru gitmek isterse P B basıncı artmayacak mı? PA ile PB'nin basıncı birbirine eşit değil mi? O zaman PA da artacak. Demek ki buradaki hacmin arttığından daha çok sıcaklıktan kaynaklı basınç arttığı için hacim artmasına rağmen bile basınç artmaya devam ediyor. Çünkü B'nin hacminin artması gerektiğini biliyorum. Çünkü B için şu kadar basit bir durum var. B için yazıyorum. PB VB çarpımı sabit kalacak. PV eşittir NRT'den. NRT'de herhangi bir değişiklik yok burada. Dolayısıyla V azalacağı için PB artacak. Yani burada yaptığım kıyas gibi burada da benzer bir şekilde düşünebilirim. Balon zaten genişliyorsa gaz basıncı zaten azalıyordur. Bunu da söyleyebilirim. Çünkü gaz basıncı azalınca balon da genişliyor. Bir değişiklik olacaksa zincirleme şekilde devam eder ve dolayısıyla gazdaki basıncın da azalacağından böyle emin olabilirim. Ama yani düşünmesi çok 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 da kolay ya da sonuca ulaşması çok da kolay demiyorum kesinlikle. Gaz basıncı azalır. Ee, burada gaz basıncı azalır dedik. H artar dedik. T artar dedik. Azalır artar artar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacak. 10. soruya bakalım. İçinde bir miktar buz bu, e, su bulun, şey boşluk bulunan buz parçası var. Tamam. Buz erirse su seviyesi değişir demiş. Şimdi buz ne kadar yer kaplıyor su içerisinde kendi ağırlığı kadar yer kaplıyor eridiğinde de kendi ağırlığı kadar suya dönüşecek dolayısıyla sıvı seviyesi değişmeyecek yani içindeki bu boşluk burada durumu değiştirmiyor buz erirse su seviyesi değişmez buzun içine su sızarsa su seviyesi azalır demiş şimdi bazen bize şöyle geliyor buzun içerisine su sızarsa diyoruz ki ne olacak işte su seviyesi azalabilir ama bu durumda da mesela diyelim ki içerisine V kadar sıvı su sızarsa V'ye denk gelen bir miktarda ağırlaşma olacağı için o buzun toplam içindeki sıvıyla birlikte kütlesinde o da bir V kadar batmak isteyecek ki kaldırma kuvvetiyle onun ağırlığı birbirine eşit olsun. Dolayısıyla V kadar sıvı girip V kadar batan hacimde artış olacağı için su seviyesinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Batan hacim yani toplam batan hacim boşluğun büyüklüğüne bağlı değildir. Batan hacim yani şöyle Burada kaldırma kuvveti yukarıya doğru olan kaldırma kuvveti şöyle gösterelim. Cismin ağırlığına eşit buzun ağırlığına. Boşluk buzun ağırlığını etkilemiyor. Demek ki boşluk kaldırma kuvvetini etkilemiyor. E kaldırma kuvveti V vatan çarpı D sıvı çarpı G idi. E boşluk burada kaldırma kuvvetini etkilemiyorsa D sıvı ve G değişmediği için V batanı da değiştirmeyecek. Dolayısıyla batan hacim boşluğun büyüklüğüne değil geri kalan buz kütlesine bağlıdır. Dolayısıyla cevabımız 5 olacak. Aynı tür e, sıvılar bulunan kaplara bir kutu metal, metal bir bilye şekilde gibi 3 değişik biçimde konuluyor. Bilye K kabında zemine oturarak dengeye geliyor. L ile M'yi de bana göstermiş. Toplam kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki. Şimdi elimde ne var? Kap var, bilye var. Burada şuraya bakıyorum hemen. Burada kap ve bilye taşınıyor mu? Burada kap ve bilye taşınıyor mu? Burada taşınıyor mu? Sıvının kaldırma kuvveti tarafından taşınmıyor. Çünkü şurada bir N var. Dolayısıyla buralardaki kaldırma kuvvetleri birbirine eşit ve K'dan daha büyük. Bu doğru. L kabında uygulanan toplam kaldırma kuvveti ile K kabında uygulanan toplam kaldırma kuvveti arasındaki fark, L ile K arasındaki fark ne kadar olacak? Tabii ki zeminde etkilenen tepki kuvveti kadar olacak. Çünkü sistemin ağırlığı yani kap ve ağırlığı kap ve bilyarlı burada birbirine eşit. Burada tek başına kaldırma kuvveti taşırken burada kaldırma kuvveti artı kaldırma kuvveti üssü diyelim artı zemindeki tepki kuvveti toplam G sistemi taşıyor. Burada da G sistem kaldırma kuvvetine eşit. Dolayısıyla aradaki fark K kabına K kabında bilye zemin tarafından uygulanan şu N kuvvetine bağlı denklem olarak yazdığınızda da sonucu görebilirsiniz. L kabındaki ip kesilirse kap ağırlaşır demiş. Gene mantıksız bir e, yorum. Yani L kabındaki ipin, ipin kesilmesi Kap, kaba dışarıdan bir kütle gelmiyor. Dışarıya bir sıvı taşmıyor. Kap olduğu gibi içindeki sıvı miktarı aynı. Bilye miktarı aynı. Kap miktarı aynı. Dolayısıyla kütlede bir değişiklik yok. Ağırlığında da bir değişiklik olmayacak. Dolayısıyla bu yanlış. Cevabımız da buradan 1 ve 2 olacak. 12. soruyla devam edelim. Bir buz parçası ip ve makara sistemi kullanarak demir bilyeye ba ba bağlanıyor. Bu durumda sistem ısıl dengede. Isıl denge devam ederken yani sıca sabit sıcaklıkta buz eritilmeye başlanıyor. Ben gene sistemi şöyle biraz daha parçalayarak düşüneceğim. Buzun erime olayı şuradan başlayabilir mi? Başlayabilir. Öyle olsun bir şey değişmez zaten. Buz bir eri yani erimeye başlamadan önce bir demir bilye bir oradan bir ayrılsın. Demir bilye olduğu yerden dibe gittiği için sıvı seviyesinde bir değişiklik olur mu? Olmaz. Ama Şuradaki ip gerilmesi sıfıra inince bir miktar buz suyun içine doğru hareket edeceği için aşağı doğru kayacağı için sıvı seviyesi yükselecek. Dolayısıyla su seviyesi artar. Doğru. Demir bilyeye etki eden kaldırma kuvveti değişmez. Demir bilyenin batan hacmi değişmediği için değişmez. Kapta ağırlaşma olur. Evet olur. Hem de ne kadar? Şuradaki ip gerilmesi T. Buradaki ipteki gerilme T mi? Bu bir buz eridiği zaman ipler boşa çıkacağı için şu iplerde yukarıya olan sistem üzerinde düşünüyorum. Sistem ne? Kap. Kabın içinde buz, bilye, su. Bu sistemi yukarıya doğru etki eden iki tane te, iki T, iki tehlik bir kuvvet var. Bu kapta bir miktar hafiflemeye neden oluyor. Kabı yukarı doğru çektiği için. Sistemi yukarı doğru çektiği için. Ben bunlardan kurtulursam ne olur? Kapta ağırlaşma olur. Dolayısıyla bu doğru olacak. Cevabımız E şıkkı. Gelelim 13. soruya. Konu anlatımında buna değinmiştim. Bir kavram yanılgısı sorusu. Silindir şeklindeki K cismi birbirine karışmayan X, Y, Z sıvıları içerisinde şekildeki gibi dengede. Y sıvısı cisme kaldırma kuvveti uygular. Y sıvısının cisme uyguladığı basınç kuvvetlerine bakacak olursam sağdan soldan işte bu bir silindir olsun önden arkadan değil mi? Hep yatayda. Düşey bir bileşeni yok. Dolayısıyla Y sıvısı cisme kaldırma kuvveti uygulamıyor. Yukarıya doğru net bir basınç kuvveti uygulamıyor. Y sıvısının cisme etkilen net kaldırma kuvvetine etkisi var. Çünkü Y sıvısını denklemde yazarken yazıyoruz. Neden yazıyoruz? Çünkü Y sıvısının buradaki varlığı şu noktadaki basınç değerini etkiliyor. Buradaki basınç neye bağlı? X sıvısından gelen basınç, Y sıvısından gelen basınç ve Z'de şu batan kısımdan kaynaklı ona da pz diyelim. Bu basınçla alakalı ve bu aşağıdaki basınç kuvveti dolayısıyla cisme etki eden net kaldırma kuvvetini etkiliyor. Y'nin de burada katkısı var. X'in de burada katkısı var. Yoksa X'e kalsa X ne yapıyor burada? Cismi şuradan aşağı bastırıyor basınç kuvveti olarak. Buradan sola itiyor buradan da sağ itiyor. Hadi sağ sol dengede X de burada aşağı bastırıyor. Ama X'in burada aşağı bastırdığından daha çok şuradaki yukarıya kaldırma etkisi olduğu için X de kaldırma kuvvetine pozitif yönde bir etki yapıyor. Ama X cisme kaldırma kuvveti uyguluyor diyemem. X cismi aşağı doğru bastırıyor. Gelelim Z'ye. Z sıvısı cisme kaldırma kuvveti uygular. Evet, şuradan kaldırma kuvveti uygulayacak. Z'de de gene şöyle yanlardan kuvvetler var. Bunlar birbirini götürür. Net olarak yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti var. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacak.